Ne sandın? Ya ben seni unutur muyum hiç? Ha? Unutur muyum? Mümkün mü öyle bir şey? Kır çiçeğim. Beklemedim ki. Beklemedim ben. Benim için hiç mühim değil öyle şeyler. Sadece söz verdiğin için de öyle sordum. Ha. Neyse geç onu. Hayırdır bu izin bizim? Ne mana? Ha. Onu ben de anlamadım ya. Sekreter mesaj atmış. Rüya gibi bir mesajdı. Ben de hiç kurcalamadım. Hemen topuk. Biricik patronu seni nasıl yalnız bıraktı? Siz bir elmanın iki yarısı değil misiniz? Yok. Senle biziz o. Ama sen de bana hep bilmediğim yerden soruyorsun İpek. Gerçi haklısın ya. Murat hiç böyle yapmazdı ama. Bak ben de merak ettim şimdi. Ya araştır derim. Öyle mi? Buyursunlar Hayat Hanım, dinlemedeyim. Kusura bakma ya, rahatsız ettim. Yok yok, sorun değil. Söyle. Abinden haber var mı? Yok, konuşmadık bugün. Ben niye sordun? İşe gelmedim. Telefon da kapalı. Ya tatsızdı zaten bu aralar. Ya, belki de evde kalıp dinlenmek istemiştir. O işe gelmemezlik yapmaz ki. Ya Hayatcığım, abim bu aralar o kadar yapmayacağı şeyi yapıyor ki. Ya bilemedim. Peki. Ama haber alırsan bana en azından bir mesaj atabilir misin? Atarım atarım, merak etme. Ya sen de takma kafanı bu kadar. Yoktur bir şey. Neyse, hadi görüşürüz. Kurul ne karar verdi bakalım? Sarsılmazlar olarak bu rezaleti nasıl temizliyoruz? Akşam konuştuk işte Murat'la. Fikirlerimizi söyledik. Artık ne karar verecek biz de bilmiyoruz. Nasıl yani? Böyle bir meselede, üstelik ailenin adına leke süren bir meselede Murat tek başına mı karar verecek? Benim torunum ailemizin adını lekeleyecek bir şey yapmaz. O kız resmen kandırmış bizim oğlanı. Murat da çocuktu zaten. İş dünyasındaki bilmişlikleri ikili ilişkilerinde işine yaramıyorsa demek. Yahu bakma öyle göründüğüne. Kadınlar konusunda saf benim oğlum. Fazla iyi niyetli. Armut dibine düşermiş. Ne demek istiyorsunuz Azime Hanım? Ne demek istiyorsunuz var mı evladım? Zamanında sen de Doruk'a hamile kalmasaydın, Nejat seninle evlenmek zorunda kalmayacaktı. Ben Doruk'a hamile kaldığımda biz nişanlıydık. Derya. Anne lütfen. Ve işi garantiye almak için nikahı beklemediğin doğru. Fazla ileri gidiyorsunuz artık. Karına söyle. Edebiyle otursun, dilinin kemiğine sahip olsun. Yoksa daha büyük huzursuzluklar çıkacak bu evde. Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Ne kadar erken mesela? Hemen şimdi mesela. Murat Bey'in olmadığını ve yapacak fazla işimizin olmadığını düşünürsek... Evet. İki saat. İki saat çok geç, yarım saat. Bir saat 40 dakika. 20 dakika. 41 dakika. 10 dakika. Bir dakika ya. Bu ne biçim pazarlık? Niye ben hep iniyorum da sen hiç çıkmıyorsun? Çünkü benim gerçekten çıkmam gerek. İyi tamam git. Tamam git, 2 dakikada ayarlarımla oynadı zaten. Git. Git hadi. Kerem de bilmiyormuş Murat'ın nerede olduğunu. Ben o zaman bir de Murat'ın evine gidip bakayım. Benim yanımda aradı Murat. Ama telefonu açılmadı. Selam söyle benden de. Yazıştığın kimse artık. Erkek arkadaşım ekmeğimi getirdi yaz. Köftem soğuyor, Kerem kızıyor yaz. Sonra mesajlaşırız yaz. Yazacağız. Hadi hepsini yaz. Kime ne yazacağım sana mı soracağım? Allah Allah.
Ha bir de o var ya İpek. Hakikaten sen kimle mesajlaşıyorsun? Kim o? Konunuz nedir? Özel gündeminizi kamuoyuyla paylaşmak istemez misiniz? Sen benim fikrimi mi aldın? Alt tarafı iki yüzüne güldük. Bir ay deneme süresi verdik. Ne bu haller? Naz'ın kaprisin okey. Halı gibi de yattım önüne, çiğne beni. Ama benim de kırmızı çizgilerim var İpek. Mesela ben senin yanında başka kızlarla mesajlaşsam olur mu? Mutluluk bu mu? Başka kızlarmış. Herkes haddini bilecek. Ayrıca ben şimdiye kadar kimseye hesap vermedim. Sana mı vereceğim? İnsanlar verdikçe bağlanır İpek. Şşt hop. Müsait bir yerine yersin tekme ya. Elini verirsin, tutarım. Söz verirsin, inanırım. Güven verirsin, bağlanırım. Hele bir de gülü verirsin. Uğruna ömrümü yakarım ya. Güzelmiş. Ama ben gelemem öyle şeylere. Darılırım. Tamam. Biz de orta yolu buluruz. Sen şimdi telefon listendeki erkeklerin numarasını aktar. Bir de sosyal medya hesap şifrelerini ver. Bir daha da üstüne gelmem. Merkezden kontrol. Anladın? Oldu olacak. Bir de eğrimden bağla, istediğin yere götür bari. Kültür şoku resmen. Sen fazla konuşma da şu ağzının kenarındaki mayonez değil. Akmış hep. Burada ne var? Orada yok orada. Sende var ama. Biber tuşu var mıdır burada? Vardı, sorarım ben. Nasıl yaparsın ya? Benimle böyle konuşmasına nasıl izin verirsin Necat? Sen de Murat konusunda ne kadar hassas olduğunu bile bile üstüne gidiyorsun. Ha yani suçlu ben mi alıyorum şimdi? Gerçekleri söylediğim için mi işittin bu kadar lafı? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün bunların suçlusu sensin. Ağzını açıp tek bir doğru kelime söylemedin ki. Yeter Derya ama yeter yahu. Annem o benim, ne diyeyim? Eline malzeme verme, o da konuşmasın. Bir kere de karına sahip çık ya. Bir kere de benim yanımda ol. Bu eve geldiğim günden beri eski karının hayaletiyle mücadele ediyorum. Ölmüş bir kadınla kıyaslanmaktan bıktım, anlamıyor musun? Benim için kolay olduğunu mu sanıyorsun? Kendin söyledin işte. Ölmüş bir kadın. Leyla öldü. Hem de yıllar önce öldü.